Efendim, Bitlis'te minare 4 müydü 5 miydi? Onu çözemedik. Zaten çözmemiz de gerekmiyor ama büryen kebabını inşallah çözeceğiz. Peki bu nefis lezzetli büryen kebabı acep nasıl yapılıyor? Ahan da büryen. Büryen. Heh, bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin babam. Hoş bulduk babam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah seni bağışlaya. Cümlemizi bağışlaya. Sen, amin. İsmin nedir? İsmim Davaz Mermut. Buyur. Davaz Mermut. 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 Davaz ne demek? Davaz, Davaz'dı. Davaz Mermut'tu. Mermut soyadımdı. Adım da Davaz'dı. Davaz'ın bir anlamı var mı? Davaz'ın anlamı hiç sözlükte de bulamadım ben. Aradın ama. Aradım, bulamadım. Anladığım kadarıyla sen bir büryen ustasısın. Ele ole. Ele midir? Ele ole. Peki bu büryen ne vakittir yapılıyor Bitlis'te? Büryen Evliya Çelebi'nin zamanından var. Ondan evvelini de bilmem. Ya seyahatnamede var mı? Seyahatnamede bizzat Evliya Çelebi kendisi gelmiş, Bitlis'te büryen yemiş. Çok eski yani. Artık Evliya Çelebi'den daha nereye kadar gitmişse onu ben bilmem. Büryen bu mudur? Büryen budur. Büryen bu et hevur etiydi. Buyur? Hevur etiydi, hevur. Hevur ne? Hevur erkek keçi. Yani bürülmüş kepiç. Daha yani doğrusu. Keçiden mi olur? Keçiden bu oluyor. Büryen koyundan olmaz mı? Koyunun belindir dediğimiz var. Belindir'de bir yaşında olan dişi kuzulardı. Onlardan olur. Bir de diştir diyar yok. Diştir de keçinin bir yaşındakidir. Dişi keçi. Ya dişi keçiden ya da bir ya yaşındaki dişi keçiden, erkek koyundan ya olur. Erkek hevirden olacak veyahut da dişi kuzudan olacak. Yani belindir'den. Başka olmaz. Başka da olmaz. Nasıl yapılıyor bu dayı? Gideriz kasaptan et yavuru. Büryen şeklinden getiririz. Kemik memikini çıkarırız. Büryenin etini güzelce yıkarız. Niye yıkıyorsunuz dayı? Temizleriz ki tuz tutsun. Yıkadıktan sonra tuz vurarız. Şorlarız. Burada ha bu bel kısımları var. Ha bu bel kısımlarını böyle vurarız çıkarırız. Bitlis'te saat 8'den büryen kebabı başlar. Evladan sonra bir buçuğa kadar devam eder. Ya bir buçuktan sonra yok. Bir buçuktan sonra bulamazsan çünkü olur Bursa kumaşı. Bursa kumaşı ne oluyor? Yani bulunmaz Bursa kumaşı. Ha bu tendirdir. Dur hele. Ha bu kapağı böyle kaldırıyorum. Of. Aha. Tendir 2 metreden fazla. 2 metre 20 santim böyle bir şeydi. O içinde kazanlar var. Göz olduktan sonra o kazanları koyarız oraya. Kazanlarda su kaynar. Su kaynadı mı? Ha burada bu şiş var. Çengellerden böyle takarız şişe. Orada o kendi kıvamında etrafını çeviririz. Aşağı yukarı 1,5 saat tam en iyi bir şekilde pişer. O şekil millete artık sunmaya başlar. Vallahi meşakkatli işmiş bu dayı ya. Ha? Ya çok zordu. Hele kolay bir şey değil. Ya dayı o bıçağı bırak hele geldiğimizden beri elinde. Sen korkuyorsun. Yok. Yok ya korktuğumdan değil de. Biz yok ya biz centilmanız. Vay. Biz centilmanız. Biz kimseyi vurmanız. Sen kaç yıldır büryen ustasısın? Büryen ustası aşağı yukarı bir 20 seneye dayanır. Pahalı bir şey midir büryen? Ya büryen belaştı bize göre. Nedir? Bir büryen 5 kavuttu. Fakat ben büryenin 1 lira olduğu zamanı hatırlarım. Hacı Fethi vardı yaşlı bir amca. Ben mazbahaneye gitmiştim. Oradan geldim kasaplık ödedim. Geldim 7-8 yaşındaydım. Büryen yedim 1 lira verdim. Ben bir büryen verdiği bitiremedim. Porsiyonu da bol olur yani. Porsiyonu da bol olur. Peki dayı bu Siirtliler diyorlar ki büryen bizimdir diyorlar. Ya Siirtliler hala burada sarşın burada diyor. Gelsin de itham'a girer. Büryen ne biçim olur? Gösterir özlerine. Siirtliler özleri geldiler burada yediler. Ben özlerine dedim kardeşim siz gelin tescil edin bunu. Büryen sizin de yoksa bizim de. Bizzat Siirtliler der ki kardeşim büryen sizin de gerçekten sizin büryeniniz değil. Bizimki büryen değil ki biz atıyoruz fırında isteriyoruz. Haşlama ediyoruz, haşladıktan sonra atıyoruz büryeni fırında isteriyoruz. O büryende daha ne tat kalır ne lezzet kalır. Şu büryenin biraz sonra size tadını da tarif edeceğim. Kıskanacak bir şey yok. Siz de Bitlis'e gelin, siz de tadın. Parasıyla değil ya. Doğrudur. Parayı veren bilgi çalar. Geldi mi dayı? Buyurun.
Hoş geldin benim başım üstüne. Eyvallah. Başım gözüm üstüne. Ha. Peki bak, ben... Ha. Sen bak bu biryanın lezzetine. Acaba hiç hayatında böyle bir şey yemişsin? Dayı ben Bitlis'e geldim. Ha. Biryan kebabı yemeden döndüm İstanbul'a. Ne olur? Kardeşim sana sorarlar. Sen nereye gitmiştin? Bitlis'e. Sen Bitlis'e neye gitmiştin? İşin vardı. Bitlis'e sen ne yedin? Vallahi işte ben gittim bilmem türlü yedim. Onu yedim, onu yedim. Kardeşim sen biryan yemedin. Yok. Sen biryan yemedin sen daha ne işin vardı Bitlis'e? Sen Bitlis'e neye gittin kardeşim? Biryanı yiyecektin. O kaçkan domatesini, garzan üzümünden baraba. Sen bakadın lezzete. Yani dünyada onun lezzeti hiçbir şeyde olmaz kardeşim. Bu kadar iddialısın yani. Daha fazlasıyla iddialıyım. Hele özellikle, yani o sertler, mertler, biz kardeşim, bir yan bizimle dizeyle öyle bir şey de yoktu. Kesinlikle, gelsin Hodri meydan. Bitlis'e gelince, yapmadan dönmeyeceğiniz en önemli şey, büryan kebabı yemeden dönmek. Affınıza sığınıyorum. Biliyorum kıskanıyorsunuz, haset de ediyorsunuz. Ne güzel geziyorsun diyorsunuz. Muhabbet kırla diyorsunuz. Tarak kısmı bura mıydı? Taraklıktır. Tarak kısmından alayım hele. Tarak kısmı ne? Taraklık. Vay. Nasıl? Vay. Afiyet olsun. Vay. Götür diyorsunuz biliyorum. Biliyorum. Baş tacısınız. Başım üstüne. Tabii götürürüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.